Hayırlı akşamlar diliyorum. Bu akşamki dersimizde Abbasi tarihi içerisinde özel bir yeri olan Üveyhiler dönemi üzerinde konuşacağız. Daha önceki Abbasilerin zayıflama dönemi hadiselerini hatırlayacak olursak, Abbasi halifelerinin ilk asırdan itibaren siyasi anlamda güç ve otorite kaybetmeye başladıklarını, daha çok askeri bürokrasinin kontrolü altına girdiklerini ve artık halifeleri askeri bürokratlar tarafından görevlerine getirip görevlerinden uzaklaştırıldıklarını ifade etmiştik. Bir önceki dersimiz sembolik halifeler dönemiydi. Yani siyasi ve idari yetkilerini tamamen kaybetmiş, sanki devletin memuru konumuna inmiş halifeler dönemi. En azından halifeleri kontrol altına alan, halifeleri azleden veya tayin edenler şeklen de olsa halifenin memurları idiler. Yani devletten maaş alan askerler, komutanlar idiler. Emirül Ümeralık da böyleydi. Emirül Ümeraları her ne kadar mecbur kalsalar da yine devlet içinden bazı valileri bu konuda görevlendirmek amacıyla halifeler seçiyorlardı. Üveyhiler dönemi ise bundan tamamen farklı bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Niçin? Çünkü Üveyhiler dışarıdan gelip Bağdat'ı işgal etmiş bir aile devletidir. Bu sebeple halifelik ve halifeler bir anlamda dışarıdan gelen güçlerin işgali neticesinde teslim olan veya teslim edilen bir şehir ve halife konumundadır. Dolayısıyla semboliklik boyutu Üveyhiler zamanında çok daha ileri derecede olacaktır. Üveyhilerin getirdiği diğer bir yenilik ise Sünni İslam dünyasının lideri, idarecisi olan halife Şiilerin kontrolüne ve eline geçmiştir. Aynı şekilde Bağdat tam 110 yıl süren, bir asırdan fazla süren bir Üveyhi hakimiyeti dönemi Abbasi hilafetinde. Birazdan da örneklerini de vereceğiz. Çok ilginç bir dönem. Sünni Müslümanların lideri olan halife bir taraftan Hazreti Ali'nin çocuklarını iktidara getirmek amacıyla yola çıkmış. Ancak konjonktür gereği, siyasi şartlar gereği Sünni halife ile birlikte yaşamak durumunda kalan bir Şii nitelikli devlet. Bir taraftan doğuda bulunan Şii Fatimiler ile arasına mesafe koymaya çalışan Şii bir devlet. Sünnilerin çoğunlukta yaşadığı bölgeyi idare etmeye çalışan ama bir taraftan asıl tabanını teşkil eden Şiileri memnun etmeye veya onları frenlemeye çalışan bir devlet. Dolayısıyla dengeler üzerine kurulan ilginç bir devlet veya ilginç bir dönem üzerinde bu akşam inşallah konuşacağız. Şunu biliyoruz. Hazreti Ali ve evladı, onun çocukları, torunları, onlar adına harekete geçenler Kerbela başta olmak üzere sürekli olarak yönetime Hazreti Ali'nin neslinden birini getirmek amacıyla hareketler gerçekleştirdiler. Pek çok isyan girişimlerine sahne oldu Emeviler dönemi Hazreti Hüseyin'le birlikte. Tabii ki aynı durum Abbasilerde devam etti. Abbasi ihtilalinin gelişim seyrine baktığımızda ihtilalcilerin başlangıç aşamasında Ehl-i Beyt'i çok kullandıklarını ve açıkça söylememekle birlikte sanki Hazreti Ali evladından birini hilafete getirmek amacıyla bu harekete başladıklarını propaganda ettiler. Ama bildiğimiz gibi hareketin nihayetinde, finalinde Ali evladını devre dışı bırakarak bu defa amcaoğulları olan Abbasiler
iktidara geldiler. Bunun üzerine gerek Hazreti Ali'nin çocukları, torunları veya taraftarları, gerekse onlar adına hareket edenler, bu defa Abbasi devleti boyunca sürekli olarak iktidarı ve idareyi, hilafeti yani imameti Ali evladından birine vermek amacıyla isyan hareketi gerçekleştirdiler. Neredeyse istisnasız bütün Abbasi halifeleri döneminde, ilk asır için söylüyorum, hep Şii isyanlarından bahsetmek durumunda kaldı. Yani bir halifenin icraatı söz konusu olduğunda, iç politik gelişmeleri tadat ettiğimizde mutlaka Şii isyanlarıyla alakalı bir başlık ayırmak gerekiyordu. Peki ne oldu? Abbasilerin başlangıç döneminde bütün bu hareketler güçlü halife orduları tarafından tesirsiz hale getirildi. Tabii ki başta hareketin başında bulunan Ali evladı olmak üzere pek çok Şii taraftar bu hadiselerde katledilmişlerdir. Ama Abbasi halifeliği zayıflamaya başlayınca çevrede bulunan, uzak beldelerde bulunan Hazreti Ali taraftarları yavaş yavaş devlet içerisinde aktif rol oynamaya, hatta bir süre sonra devletler kurmaya muvaffak oldular. Bu devletlerden bir tanesi Mağrib'de kurulan Fatımilerdir. Yani Hazreti Fatıma adına bir devlet kuran Şiilerdir. Sünni bir coğrafya üzerinde. Bir diğeri de daha önce de ifade ettik, Karmatiler. Yani onlar da bir takım efendim Müslümanlara karşı düşmanca hareket yapmış olmakla birlikte, Mekke'ye hac için gelen Müslümanları katletmiş olmakla birlikte, hatta itikadi anlamda pek çok problemli kanaati taşıyor olmakla birlikte, belki de siyasetleri gereği hep Şiilik yönünü öne çıkarmışlar. Bundan dolayıdır ki bu Karmatileri de Şii hareketin bir yansıması olarak görmek mümkün. Bilhassa devletin zayıflamasıyla birlikte Sünni olan parçalanmış grupların birbirleriyle mücadelesinin de verdiği cesaretle Şii gruplar neticede Bağdat'ı ele geçirip burada bir aile beyliği veya hanedanlık kurmaya muvaffak oldular ki bunlara Müveyhiler adı verilir. Devletin niçin bu ismi aldığı hususu kaynaklarda Müveyh bin Fena isimli bir şahıs tarafından kurulmuş olmasına bağlanır. Yine rivayetlerde Müveyhiler muhtemeldir ki bölgede yaşadıkları Farisilerin yani İranlı unsurların desteğini alabilmek adına Müveyh bin Fena kendisini Sasani hükümdarı Behram Gur'un soyundan kabul eder. Yani bu doğrudur veya yanlıştır. O tartışılabilir. Ama anlaşıldığı kadarıyla Şiilerin desteğini alabilmek, çünkü Şiilikle Farisilik birbirine çok yakındır, birbirini destekler mahiyettedir. Dolayısıyla yönetime karşı bir hareket başlatmak istediğinizde mutlaka Farisi unsurun gönlünü hoş edecek ve onun üzerine de bir anlamda Şia şalını örtecek bir hareket başlatmanız gerekir ki Müveyhi hareketi de böyledir. Müveyhilerin tarih sahnesine çıktığı dönem Hicri 4. yüzyılın başlarıdır. Bu süreçte özellikle İran coğrafyasında Abbasi halifesi etkinliğini büyük oranda kaybetmiş, daha ziyade Bağdat merkezli yani Irak merkezli bir şehir devleti hüviyetine bürünmüştür. Peki ne oldu bu esnada? Bu esnada Bağdat dışındaki coğrafya, özellikle İran, hatta Maveraünnehir, Horasan bölgesinde bölgesel idareler, aile hanedanlıkları ortaya çıktı ve parçalanmış bir
Müslüman bölge ile karşı karşıyayız. Peki bu büyühiler nereden çıktılar? Veya bunların coğrafi anlamda mekanları neresidir? Daha ziyade Hazar Denizi'nin güney kısımları ile İran'ın kuzey kısımları. Burası Deylem olarak isimlendirilir. Taberistan olarak da isimlendirilir. Bunların yaşadıkları bölge, dağlık bölge, Abbasi ordularının, düzenli ordularının pek müdahil olamadıkları bir bölge. Burada yaşayan insanların başlangıç aşamasında mecusi ve putperest oldukları ifade ediliyor. Buralarda Müslümanlar büyük bir hakimiyet kuramayınca buralarda doğru bir İslamlaşma hareketine de şahit olunmamış. Böyle olunca bölge özellikle Abbasi halifelerine karşı mücadele edip bu mücadelelerinde başarısız olan veya mücadele neticesinde öldürülmekten kurtulmak amacıyla kaçan Şii önderlerinin sığınağı haline gelmiş. Mesela bunlardan ilki Yahya bin Abdullah ta Harun Reşit döneminde, yani Abbasilerin kuruluş döneminde isyan ediyor ve neticede bu bölgeye kaçıyor. Sonraki dönemde ilk isyan 170-193 Harun Reşit zamanında, daha sonra 248-252 Hicri tabi döneminde yeni isyanlar gerçekleşince onlar da doğruca bu bölgeye, Deylem veya Taberistan denilen bölgeye gelmişler. O sebeple mecusi ve putperest olan bölge halkı tabiri yerindeyse İslamiyeti, Müslümanlığı Şiilerden öğrenmiş. O sebeple yani onlar İslam'ı Şiilik olarak benimsediler ve muazzam bir destek almışlardı. Daha sonra Deylem'de yaşayan, Müslümanlığı belirlemiş olanlar Abbasi halifeliği içerisinde bir takım ordularda görev almak suretiyle halifelik ile yakın irtibat içerisine girmişler. Demek ki kurucuları Buveyh bin Fena, bölge ise Hazar Denizi'nin çıkış beldeleri ise Hazar Denizi'nin güneyinde Deylem denilen bir bölgedir. Bu devlete adını veren Büveyh'in Ali, Hasan ve Ahmet isminde 3 oğlu var. Bunların her biri asker olarak görev veriyorlar. Bu dönemde bölgenin uzak ve yakınında görev yapan bağımsız beylikler içerisinde askeri faaliyetlerde, komutanlıklarda bulunuyorlar. Ki doğuda Türk soyu olan Samaniler, onların ordusu içerisinde kalıyorlar. Yine Deylem bölgesinde Ziyariler isminde başka bir beylik var. Bunlar arasında bazen birinin bazen birinin ordusunda mücadele etmek suretiyle askeri faaliyetlerini gerçekleştiriyorlar. Ama bir süre sonra bölgedeki siyasi otorite, yani Ziyariler beyliği bilhassa ortadan kalktıktan sonra Büvey oğullarının önünde bir siyasi istikbal fırsatı doğuyor. Büvey oğullarının özellikle bölgede bulunan Türk askerlerinin desteğini almak suretiyle güçlendikleri ve daha sonra Kuzey İran'da, Orta İran, daha sonra Irak'a doğru ilerlemeye başladıklarını görüyoruz. Ve bunlar ayrı ayrı birlikler halinde İran'ın çeşitli bölgelerinde hakimiyet kurmaya başlarlar. Ve nihayet bu kardeşlerden Ahmet bin Büvey 11 Cemaziyel Evvel 344 Hicri 19 Aralık 945 Miladi Cuma günü Bağdat'a giriyor. Ve Bağdat dışarıdan gelen bir güç eliyle halifeye rağmen işgal edilmiş oluyor. Daha sonra bölgeye gelen Ahmet kendisini Emirül Ümera olarak ilan ettiriyor. Hatırlarsak bir önceki dersimizde Emirül Ümeralığın
mutlak anlamda yetkili, halifenin üzerinde yetkili bir kişi olduğunu ifade ediyoruz. Tabiatıyla halifenin gelen Büveyhi oğlunu Emirül Ümera tayin etmemek gibi bir imkanı bu anlamda yok. İlk Emirül Ümera, Muizzüddevle ismiyle de unvan almak suretiyle iktidara ele geçiyor ve geldikten kısa süre sonra da halifeyi azledip yerine başka bir halife, müstekfiyi azledip yerine muti lillahı halife ilan ediyor. Tabi bu Şiiler için hakikaten ulaşılması güç bir hedefti. Neden? Ta Hazreti Ali'nin Hazreti Ebu Bekir'in halifeliğinden itibaren. Hazreti Ali'yi halife yapmak isteyen. Ama neticede Hazreti Ali halife olduktan sonra Muaviye ile girdiği mücadelede Hazreti Hasan'a biat eden. Ama ondan sonra sürekli olarak yönetime karşı halifeliği ve imameti ele geçirmek amacıyla mücadele eden Şiilerin eline muazzam bir imkan doğdu. Neden? Çünkü Bağdat'ı ele geçirdiler. Bağdat halifesi tabiri yerine ise onların esiri haline geldi. Tam fırsatını bularak asıl uzun yıllar ortaya koydukları planlarını gerçekleştirme fırsatı buldular. O da nedir? Şii, Sünni Abbasi halifesini azledip yerine Ali evladından birini imam olarak göreve getirmek. Fakat Büveyhiler bunu yapmadılar. Sünni Abbasi halifesini gayrimeşru saymalarına rağmen, onun orada indirilmesi gerektiğini düşünmelerine rağmen teoride, pratikte bunu gerçekleştirmediler ve Sünni Abbasi halifesinin yerinde kalmasına müsaade ettiler. Fakat kaynaklarda niçin böyle yaptığına dair veya Büveyhilerin niye bir Şii imamet ilan etmediklerini, niye Abbasi halifeliğini devam ettirdiklerini açıklarken farklı değerlendirmeler yapılır. Bunlardan birinde hakikaten Büveyhilerin ilk Emirül Ümerası Muizzüddevle Ali evladından birini o göreve getirmek ister. Çünkü hedefleri oydu hep. O sebeple isyan ettiler, insanları etraflarına topladılar. Fakat Biruni'nin verdiği bilgiye göre Ali evladından birine, ki ismi yok kayıtta, onu İmam yapmak istediğini ifade eder. Fakat Ali evladından olan şahıs bunun yeni bir iç kargaşaya ve kan dökülmesine sebep olacağını, artık halkın Abbasi halifeliğine alıştığını, benimsediğini, bunu lav edip yerine bir Şii imamı getirmenin toplumda çatışmalara sebep olacağını söylediği için Muizzüddevle'nin bu kararından vazgeçtiğini söyler. Diğer bir müellif Hemedani'nin aktardığına göre ise Muizzüddevle o dönemde Hazreti Ali evladının önderlerinden olan Ebul Hasan Muhammed bin Yahya Ezzeydi'ye biat etmek ister. Fakat yardımcısı ona şu uyarıda bulunur ve anlamlı bir uyarı, diyor ki şayet sen ona biat edersen, yani Ali evladından birine biat edersen, gerek Horasan halkı, gerekse beldelerdeki çoğunluğu olan halklar sana düşman olurlar. Deylemli askerler, ki Deylemli askerlerin çoğu Şii'dir bölgede. Ona itaat ederler, seni terk ederler, senin hakkında onun emrini getirirler. Çünkü Deylemli askerlere göre şu anki halife gayrimeşrudur. Sünni halife gayrimeşrudur. Ona bir saygıları falan yok. Ama seni dinlerler. Çünkü sen onlardansın. Şiisin. Onların görüşündensin. Ama onun yerine Şii bir imamı getirirsen Ali evladından, o askerler seni değil onu dinlerler. Herhangi bir durumda imam bunu öldürün dediği zaman askerler seni öldürürler. Dolayısıyla sen
Ali evladından birini imamete getirmek suretiyle esir halde olan, sembolik vaziyette olan, senin gözüne bakan ve Deylem ve askerlerin de bir kaşık suda boğmak için efendim düşündükleri Abbasi halifesini yerinde tutman daha anlamlı, daha doğru olur diye ifade ettiği ve Muizzül Devlet'in de buna istinaden halifeyi uzaklaştırıp onun yerine Ali evladından birini getirmediğini ifade eder. Başka bir müşaviri ona şöyle der. Ali evladından birini imamete getirmen doğru olmaz. Şimdi sen gerek senin gerekse askerlerinin meşru olduğuna inanmadığı bir halife ile bulunmaktasın. Şayet halifeyi öldürmelerini emretsen askerlerine, kanını helal gördükleri için şüphesiz onlar bu emri yerine getirirler. Fakat hem senin hem de askerlerinin meşru kabul ettikleri bir Ali evladını şayet imamete, hilafete getirirsen, şayet getirdiğin halife senin askerlerine seni öldürmelerini emrederse onlar bu emri derhal yerine getirirler. Uyarısı üzerine bu kararından vazgeçtiğini ifade eder. Tabi sadece bir takım tavsiyeler ve uyarılar ile bu karardan vazgeçtiği söylenemez veya bu projeyi uygulamadığı söylenemez. Bunun başka sebepleri de var. Onun da en önemli sebebi belki sünni bir halifeyi görevden uzaklaştırırsa çevrede bulunan bütün sünni devletler Büveyhilere karşı birleşerek yeniden Bağdat'ı onların ellerinden alabilirler. O sebeple çünkü kendi aralarında ihtilaflı olan sünni devletler halife söz konusu olduğunda dayanışma içerisinde olacaklar. Onun yerine Büveyhiler dediler ki biz sünni halifeyi azlederek sünni İslam dünyasını karşımıza alıp onların bize saldırmalarına sebep olmak yerine sünni halifeyi himaye ederek sünni İslam dünyasında prestij kazanalım. Yani düşman kazanmak yerine dolayısıyla bu çok anlamlı ve çok stratejik ve çok rasyonel bir karar olmuştur. Bunun diğer bir sebebi olarak da Büveyhilerin dayandığı iki temel etnik unsur var. Bunlardan biri Deylemliler. Muhtemeldir ki bunlar İran Farisi menşeili. Bunlar Şiidirler. Büveyhilerin dayandığı diğer grup ise Türklerdir. Deylemliler daha ziyade piyade askerler iken Türkler atlı süvari birlikleri teşkil eder. Ve bu Türkler de Sünnidirler. O sebeple kendileri Şii akideyi benimsemiş, Deylemli Şiilerin desteğini almış olmakla birlikte özellikle askeri kanatta, askeri alanda etkin olan Sünni Türkleri karşılarına almamak düşüncesiyle böyle bir denge politikalarını takip etmiş olduklarını söylemek sanıyoruz en açıklayıcı unsur olur. Büveyhilerin Şii bir imamı getirmemeleri konusunda. O sebeple nitekim daha sonraki dönemlerde Maveraünnehir bölgesinde idareyi ele geçirecek olan Samanoğulları, sonra Gazneliler, onun ardından Selçuklular hep Sünni İslam'ı yorumunu tercih etmişlerdir. Bunların öncüleri konumunda olan Büveyhilerin ordusunda yer alan Sünni Türklerin de benzer şekilde Sünni halifenin görevden uzaklaştırılıp yerine Şii bir imamın getirilmesine muvaffakat etmeleri veya itiraz etmemiş olmaları beklenemez. Dolayısıyla bütün bunlar bir araya geldikten sonra Şii Büveyhiler Abbasi halifesinin vazifesini devam etmesine, daha doğrusu halifeliğinin sürmesine, yoksa onlar da zamanı geldiğinde halifeleri değiştirmişlerdir. Ki birazdan çok büyük bir halife değişikliği de olmadı. Çünkü halifenin A veya B olması
çok da önemli olmamıştır. Dolayısıyla asıl söylemek istediğimiz Şii Büvehioğullarının Abbasi halifeliğini yerinde tuttukları hususudur. Tabii ki diğer Müslüman devletler, özellikle Sünni devletler Büvehilere karşı bu anlamda düşmanlık yapmayacaklar. Şunu da ifade edelim ki Şiiler içerisinde Zeydilik kolu, ki demin söylediğim Hazar Denizi'nin güney kısımlarında, bölgede de Zeydilik, çünkü Zeydi imamlar orada bulunmuşlar. Zeydilik kolu hilafet konusunda diğer Şii mezheplere göre daha uzlaşmacı bir nitelik arz eder. Şu anki Yemen de Şiidir biliyorsunuz. Yemen'in Şii mezhebi de Zeydiliktir. Nedir diğerlerinden ayrılan? Özellikle Rafizilik, İsmailiye ve İsnaaşeriye 12 imamda olduğu gibi mutlaka imamın Ali evladından olması gerekir. Fakat Zeydi imamlar belki de bulundukları şartlar içerisinde böyle bir uzlaşma sonucu ortaya koymuşlar. Demişlerdir ki bir beldede daha faziletli olan biri varken, yani o faziletli genelde Şii imamlardır, onun altında daha az faziletli olan bir kişinin yönetimi ele geçirmesi söz konusu olduğunda az faziletlinin yönetimi devam ettirmesi gayrimeşru değildir. Yani gönlümüzden geçen bu devleti Ali evladından birinin, yani hilafeti, imameti Ali evladından birinin yapması gerekir. Aynı çağda Ali evladından daha meftul, daha faziletli biri varken ondan daha az faziletli birinin devleti yönetmesi gayrimeşru değildir. Dolayısıyla ona isyan edilemez. Tekrar söylüyorum, bu bir mezhebi takdirden ziyade bu bir çatışmaya girmeme, kan dökmeme veya netice alınamayacak bir faaliyeti önleme amaçlı bir uzlaşma sonucudur. Büvehiler de bu Şii yorumu benimsedikleri için onlar bu yoruma göre Ali evladından biri sağ iken onlara göre ondan daha az faziletli olan bir Abbasi hanedanı mensubunun halifelikte kalması onların itikadi açıdan ortaya koydukları prensiplere de pek aykırı gelmemiştir. O sebeple itikadi anlamda da fikri arka planda da Abbasi halifesini orada tutmalarının makul bir gerekçesi açıkça ortaya çıkıyor. Ama bununla birlikte siyaseten böyle davrandılar ama Büvehilerin Abbasi halifesine çok fazla saygı duydukları söylenemez. Sünni geleneğe saygı duydukları söylenemez. Çünkü hakikaten çok ince bir çizgi üzerinde yürüyorlar. Destek aldıkları gruplar, harekete geçirdeki gruplar ve askerlerin önemli bir kısmı Şii. Tabii ki Şiiler sürekli olarak Halife Büvehi emiri üzerinde baskı uyguluyorlar. Niçin? Şii inançlarının, akidelerinin yaygınlaştırılması, belki de zorla kabul ettirilmesi için. Ama halkın önemli bir kısmı Irak bölgesinde de Sünni. Bunları da rahatsız etmeden bir taraftan Şii düşünceleri de devam etmek, bir taraftan Şii baskılarını da bertaraf etmek amacıyla ince bir siyaset uyguluyorlar. Bunu da her iki tarafında gönlünü yapabilecek bir takım uygulamalar ile çözmeye çalışıyorlar. Ne yapıyorlar? Şiilerin hoşuna giden sözler söylemek. Şiilerin hoşuna giden sözlerin başında Hazreti Ali'nin elinden halifeliği alan, efendim Hazreti Hüseyin'i şehit eden, ondan sonraki hadiselerde Şii gruplara zulmeden insanları lanet etmektir. Anlaşılan o ki bir süre sonra Bağdat'ta bulunan Büvehi taraftarları veya Şiiler Halife Muizzüddevle'yi, ilk Büvehi Emirül Ümerasını sıkıştırmak suretiyle bir sabah
herkes kalktığında Bağdat mescitlerinde şu levhaların yazıldığını görürler. Allah Muaviye bin Ebu Süfyan'a lanet etsin. Camide. Çünkü Büveyhiler hakimdir Bağdat'ta. Allah Fatıma'nın elinden Fedeki gasp edenlere lanet etsin. Kim onlar? Hazreti Ebu Bekir ve Ömer. Bunları yazıyorlar camide. Çünkü müthiş, bunu da çok gönüllü yazdığını sanmıyorum ama kamuoyu desteği arkadan ona bunları yazdırıyor. Allah Hasan'ın dedesinin kabrinin yanında, Allah Hazreti Hasan'ı dedesinin kabrinin yanında defnedilmekten alıkoyanlara lanet etsin. Bunlar da Emeviler. Allah Ebu Zer'i sürgün edenlere lanet etsin. Burada Hazreti Osman kastedilir. Yani bunları camiye yazdığınızı düşünün. Ancak şehirde yaşayan Sünniler bundan son derece rahatsız olurlar. Büyük bir infial meydana gelir ve her kalkıp camilerdeki bu levhaları veya yazıları, nasıl bir şey yazıldıysa, silerler. Müthiş bir çatışma ihtimali ortaya çıkar. Bunun üzerine Mühellebi Veziri Muizzüddevle'nin veziri şöyle der: cami duvarlarına sadece Allah, Allah Resulü'nün Ali Beytine zulmedenlere lanet etsin gibi genel bir tabir kullan. Yani açıkça itham edici mahiyette. Hele işin içerisine Hazreti Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı, yani aşere-i mübeşşere-i ilk halifeleri karıştırırsan bu büyük bir infial olur. En sonunda diyor ki Muaviye dışında ashab önderlerine lanet okuyan metinleri çıkar. Yani sanki Muaviye üzerinde anlaşmışlar gibi. Ehl-i Sünnet buna da karşı çıkıyor. Tabi daha sonraki dönemlerde Ehl-i Sünnet'in Muaviye'yi savunması, hatta Yezid'i bile savunmak durumunda kalmasının arkasında bunlar yatar. Yani Şiilerin aşırı derecede Hazreti Ebu Bekir'e, Ömer'e hakaret eden tabirleri, itham eden, onlara lanet okuyan tabirleri camide yazınca, bunlara tepki olarak da onların kötü dediklerine beri taraftakiler de iyi diyeceklerdir. O sebeple kaynaklarda geçen Hazreti Ali ile, işte Muaviye ile, Yezid ile ilgili bütün değerlendirmeler başlangıç aşamasında onların rollerinden ziyade sonraki dönemlerdeki ideolojik çatışmaların birer yansıması olarak görünür. Tabii Büveyhi emiri sadece Muaviye ile ilgili lanet ifade eden tabirleri yazma konusunda karar kılmış ama yine de Şiilerin telkinleri, baskıları ve beklentileriyle alakalı olarak bazı yeni tedbirler alınmış, emirler verilmiş. O da ne? Şiilerin bayramlarında herkes güzel elbiseler giyecek. Sünniler de dahil, bütün Bağdatlar. Neden? Çünkü patron Şiilerdendir. Büveyhilerdir. O öyle emrediyor. Kerbela hadisesinin gerçekleştiği Muharrem ayının 10'unda ise herkes karalar giyip siyahlarla dışarıya çıkacak. Yas tutup dükkanlar kapatılacak. Tabii etki tepkiyi bu anlamda doğuracak. Ayrıca Şiilerin inanışına göre Hazreti Peygamber'in Hazreti Ali'yi kendisine veli tayin ettiği Zilhicce'nin 18. günü de bayram kabul edilecek. Bu defa herkes güzel elbiselerini giyecek. Tabii bu durumda Şiilerle Sünniler arasında bir ötekileşme, bir ayrılma söz konusu. Hatta bundan dolayı bugünlerde işte Şiilerin matem gününde Sünniler niye siyah giymediler, bayram gününde niye güzel elbiseler giymediler anlamında belki inadına tersini giyenler de bu arada olmuştur. Bu tabiatıyla Bağdat'ta çatışmalar oluyor. Neredeyse her Muharrem'de, her Zilhicce'de bu çatışmalar adet haline alır. Devlet de, resmi otoritede bu anlamda Şiilerin elinde olduğu için genelde Sünniler üzerine baskı söz konusu olur. Fakat bu şartlarda durumu en zor olanın Büveyhi emirleri olduğu anlaşılıyor. Çünkü hem Şii düşüncesini uygulamak isteyecekler, hem de halkın tepkisini en alt düzeye indirmek isteyecekler. Tabiatıyla bu pek kolay olmamıştı. Ama şu bir gerçek ki Büveyhilerin gelmesiyle birlikte
Abbasi halifeliği büyük bir çöküş yaşadı. Çünkü halifelik artık oyuncak haline geldi. Büveyhi emirleri tarafından otoritesi zayıfladı. Daha önce de biz ifade ettik, hatırlarsanız Emirul Ümeralık döneminde de benzer durum söz konusuydu. Ama hiç bu kadar Abbasi halifesinin itibarı ayaklar altına alınmış değildir Büveyhiler döneminde. Bir de Büveyhilerin mezhebi taassubu ve düşmanlığı da var. Düşünün, halifeyi öldürmek için efendim fırsat bekleyen Deylemli Şii askerlerin gözünde halifenin konumu hakikaten çok zor durumdadır. Bu dönemde tabii ki halifeler yine Büveyhi emirleri azil ve tayin ettiler. Bu dönemde Müstekfi Hicri 333-334 hemen görevden alındı Büveyhiler geldikten sonra. Muti 334-363, yani 30 küsür fazla halifelik yapmış ama halifeliğinin nasıl olduğunu demin ifade ettik. Tâi 363-381 Hicri, Kadir 381-433 ve Kaim bi emrillah son halifedir Büveyhilerle birlikte 422-467 yılına kadar. Bu başlangıçtaki halifeleri hep zaten Büveyhi emirleri tayin etti. Son iki halifeyi Kahir ve Kaim haleflerini kendileri tayin ettiler. Bunun sebebi ise onların döneminde Büveyhilerin nüfuzlarının zayıflamış olması. Zayıflamasının sebebini de birazdan açıklamaya çalışacağım. Adüdüt devreden sonra saltanat kavgası başladı. Yani amca çocuklar arasında birbirleriyle mücadele ettikleri için güç parçalanınca, güç dengeleri parçalanınca bilhassa Kaim bi emrillah gibi halifeler buradan pozisyon almak suretiyle siyasi güçten bir miktar toparlama imkanı bulabilmiş Büveyhi emirlerinin zayıflamasıyla birlikte. Hakikaten Müslümanların halifesi üzerine mutlak bir hakimiyet kurmuş. Kaynaklar da halifenin bu dönemdeki konumuyla alakalı, pozisyonuyla alakalı şöyle bir değerlendirme var. Hilafetin durumu giderek geriye gitti. Halifelerin elinde hiçbir yetki kalmadı. Daha önceki dönemlerde halifelere müracaat ediliyor, yapılacak işlerle ilgili onların emirleri alınıyor, az da olsa kendilerine hürmet ediliyordu. İbn-i Büveyh zamanında ise, Büveyh oğulları zamanında ise bütün bunlar yok oldu. Hanedan ailesi yönetime tamamıyla hakim oldu. Halife Muti ise, adı üzerinde Muti, itaat eden, Muti' itaat eden anlamında, adeta onun elinde oyuncak gibiydi. Ne bir şey emredebiliyor ne de yasaklayabiliyordu. Dolayısıyla bu dönemde ne bilinen şekliyle bir hilafet ne de hatırlanan bir vezaret vardı. Vezirlik müessesesi de anlamsız hale geldi. Muizzüddevle halifeye de veziri, halifeyi de veziri de dikkate almayıp devlet işlerini kendi eliyle yürütüyordu şeklinde kaynaklarımız böyle bir bilgi veriyor. İdari teşkilata da müdahale ettiler. Artık valiler yetki kullanan kişiler değil, devletin maaşlı memurları konumuna gittiler. Bir ara Emirül Ümeralık yapan Emir Bahtiyar, o dönemin halifesinden yardım istiyor. Sefer düzenleyeceğiz, sen bize yardım et, para bul anlamında. Halife ona şöyle diyor: dünya, hazine ve askerlerin idaresi benim elimde olduğu zaman, bana cihat farz olur. Fakat bunlardan elimde kalanlar benim ihtiyacıma bile cevap vermekten uzaktır. Artık halifelerin maaşlarını onlar takdir ediyor, canları istediği zaman artırıp istediği zaman azaltıyorlar. Neredeyse halife, Abbasi halifesi Büveyhi emirlerine dilenmek durumunda kalıyor. Maişetini temin etmek amacıyla.
Dünya sizin ve diğer mahalli emirlerin elindedir artık. Bu durumda bana ne cihat ne de halifelerin yerine getirmek zorunda olduğu diğer görevler farz olur. Ben halife değilim ki, hiçbir yetkim de yok. Benim elimde kalan, burası çok ilginç, sizin halkı teskin etmek için minberlerde okuttuğunuz ismimdir. Minberlerde sureta halifenin işte geçmişine efendim rahmet ola anlamında dualar ederler. Yani o da halkı teskin etmek için yapıyorsunuz. Pek de gönüllü değil. Şayet bu kadarından da vazgeçmemi isterseniz alın bunu da size vereyim anlamında çaresizliğini açıkça ifade ediyor. Hakikaten hiçbir yetkileri kalmamış. Sadece isimleri kalmış bir halife grubundan bahsetmek istiyoruz. Nitekim İlk Büveyhi emiri bu üzük devle halife müstekfiye kişisel ihtiyaçlarını karşılaması için günlük 2000 dirhem maaş bağlıyor. Ayrıca yıllık geliri 200 bin dinar olan bir arazi tahsis ediyor halifeye. Halifenin arazisinde. Fakat aynı emir 2 yıl sonra halifenin maaşını keserek onu ve ailesini sadece kendilerine tahsis edilen arazilerden gelen gelirlere mecbur bırakmıştır. Daha sonra bu toprakların gelirleri de yine emirin yakınları tarafından alınmış, bunlara el konulmuş. Sonuçta geliri alan halife ailesiyle birlikte geçim derdine düşmüştür. Bu anlamda Abbasi halifesini hakikaten itibarsızlaştırma anlamında önemli adımlar attıklarını ifade etmemiz mümkündür. Ama bununla birlikte belki de tek olumlu gelişme artık halifelerin can güvenliğidir. Neden? Çünkü siyasete ne kadar müdahil olursanız, iktidar mücadelesine ne kadar yakın olursanız merkeze, o kadar kelleyi kaybetme ihtimali olur. Bu sebeple halifeler birileriyle iktidar mücadelesi vermek veya ellerindeki iktidarı korumak gibi bir sıkıntıları olmadığı için en azından yataklarında ölme imkanı buldular. Ve sık sık halife değiştirmeye de ihtiyaç kalmadı. Çünkü alternatif güçlü halifeler söz konusu değildi. Bundan dolayıdır ki belki Abbasiler döneminde dönem olarak dikkate alındığında en uzun halifelik yapanlar Büveyhiler dönemindedir. Yani uzun halifelik yapmış olmak bu anlamda takdire değer bir şey değil. Nitekim bu dönemde görev yapan Muti 29 yıl, Ta'i 18 yıl ve Kadir 41 yıl halifelik yapmışlardır. Yani istikrar anlamında bunlar söylenebilir. Büveyhi ailesi, Büveyhiler Fars yani İran'ın kuzey bölgeleri, güney bölgeleri ve Irak olmak üzere 4 bölgede hakimiyet kurdular. Tabii ki en önemli merkez Abbasi halifeliğinin bulunduğu Bağdat'tı. Bu emirler arasında dikkate değer Büveyhilerin yükselme ve zirve dönemi olarak isimlendirilebilecek olan Adüdüt Devle'den biraz bahsetmek istiyorum. Adüdüt devri hakikaten birliği sağlamış. O yaşadığı dönemin Abbasi halifesiyle de yakın ilişkiler kurmak suretiyle nitekim kızını halife Ta'i ile evlendirmiştir. Böyle bir denge kurmuş. Aşırı uygulamalar yani Şiilerin telkinleriyle Sünni toplulukları rahatsız edecek aşırı uygulamalardan da sakınmak suretiyle belki Büveyhi halifeleri içerisinde meşruiyeti en yüksek olan ve en başarılı halife olarak karşımıza çıkıyor. Siyasi birliği temin ettiği gibi o döneme kadar iç çatışmalar sebebiyle perişan olan, yakılıp yıkılan Bağdat'ın yeniden onarılmasını sağlamış. Yani imar faaliyetlerini gerçekleştirmiş. Hac yollarını güvenli hale getirip hac ve umre yolcularının rahat bir şekilde bu vazifelerini yerine getirme konusunda yolculuklarını güvenli hale getirmiş.
Kaynaklara göre Bağdat'ın onun döneminde huzura kavuştuğu ifade edilir. İlim ve din adamları onun döneminde himaye görmüş ve Bağdat yine eski ihtişamlı günlerini hatırlatır derecesinde ilmin, kültürün, ticaretin ve medeniyetin merkezi olmuş, kültürel anlamda da altın çağı bu dönemde yaşadığını ifade etmemiz mümkündür. Abbasi halifeliği ile alakalı da halife ile yakın ilgi kurmak suretiyle başarılı bir idare gerçekleştirdiğini söylemek mümkün. Tabi Adıyüdüt devleden sonra iç kargaşa, efendim hanedan mücadeleleri, iç çatışma, onun ardından da parçalanma sürecine girmiştir. Yani aile içerisinde bunlardan bir kısmı İran bölgesi, Kuzey İran bölgesinde, bir kısmı Güney İran bölgesinde bağımsız davranmaya başladılar ve bir süre sonra birbirlerine girmeye başladılar. Bu da devleti zayıflatmıştır. Belki Büveyhiler döneminde devletin kaderini etkileyen en önemli hadise, Büveyhi devletinin iki temel unsuru olan Deylemliler ve Türkler idi. Bunlar arasında çatışmalar başlıyor. Bunlar aynı zamanda Şii ve Sünni çatışması olarak da tezahür ediyor. Demin de ifade ettiğimiz gibi Büveyhilerin asıl destekçileri olan Deylemliler Şii'ydiler. Ama Türkler Sünni idiler. Zamanla bu iki grup arasında mücadeleler olmuş. Zaman zaman Büveyhi idarecileri, emirleri Türklerin yanında, bazen Deylemlilerin yanında, bazen üstün kalan grupların yanında yer almak istemişler. Bu da tabiatıyla devletin zayıflamasına. Ayrıca onların hakim olduğu bölgeler içerisinde başka bağımsız küçük devletlerin kurulmasına sebep olmuş. Tabiatıyla bu da Büveyhi devletinin çöküşünü, çözülmesini ve zayıflamasını artırmıştır. Büveyhilerin dağılma dönemine doğru Abbasi halifeliğine kaim bir emrillah gelir. Ki Büveyhiler döneminin son Abbasi halifesidir. Hakikaten çok başarılı bir halife olarak bilinir. Ve Abbasi halifeliğini, Sünni Abbasi halifeliğini Şiilerin elinden kurtaran halife olarak bilinir. Başlangıç aşamasında kaim bir emrillah Büveyhi emiri, dönemin Büveyhi emiri Bahauddevle ile yakın irtibat içerisinde olur. Onun kızıyla evlenmek suretiyle akrabalık gerçekleştirir. Tabii bu arada Büveyhi emirleri arasındaki iktidar mücadelesi söz konusu olunca, bu iktidar mücadelesinden faydalanmak suretiyle kendisi siyasi anlamda güç kazanmaya ve mevzi kazanmaya çalışır. Bir süre sonra Büveyhiler iyice zayıflayıp bilhassa Bağdat civarında Türkler ile Deylemliler, Şiiler arasında büyük problemler başlayınca, artık Büveyhi oğullarının iktidar döneminin bittiği kanaatine varan kaim bir emrillah yeni bir güç olarak doğudan batıya doğru hareket etmeye başlayan, Horasan'da hakim olan ve batıya doğru ilerleyen Selçuklu Türkler ile irtibat kurar. Yani bir anlamda halifelik bir kurtarıcı aramak durumunda kalır. Tabii bu konuda Selçukluların bölgenin yükselen gücü, için yükselen gücü, çünkü Horasan'da Selçukluların rakibi olan, yine Sünni Türk Müslüman bir devlet olan
Gazneleri Dandanakan'da mağlup ettiğini biliyoruz. Gazneliler daha ziyade yönlerini doğuya çevirmiş durumdadırlar. Gazneli Mahmud'un Hindistan seferlerini biliyoruz. Sünniliği doğuda yaymak. Selçuklular ise daha ziyade batıya doğru ilerlemişler ve Dandanakan Savaşı ile birlikte yönlerini batı üzerine, yani Büveyhilerin hakim olduğu coğrafyaya, yani İran coğrafyasına, tabiatıyla Bağdat'ın bulunduğu Irak'a doğru çevirmişlerdir. Nitekim Selçuklular Dandanakan Savaşı'ndan sonra 1040 yılı Hicri 431-32 yılında bir kurultay toplayarak bundan sonraki stratejilerini belirlemişler. Bu stratejiye göre Selçuklu beylerinden her biri belli bir bölgeyi fethetmek veya belli bir bölgeyi ele geçirmek amacıyla görevlendirmiş. Buna göre Kirman bölgesi İran'ın güney kısımlarıdır. Çağrı Bey'in oğlu Kavur'da veriliyor. Daha sonra burada Kirman Selçukluları isminde bir devlet kurulacak. Kavur daha sonra bölgeye yürümek suretiyle Kirman'da Güney İran'daki Büveyhi hakimiyetini ortadan kaldırıyor. Aynı dönemde Büveyhiler zor durumdadırlar. Çünkü Büveyhiler parçalanmış durumdadırlar. Gelen Selçuklu ordularına da cevap verecek güçte ve konumda değildirler. İşte bu kargaşa esnasında Bağdat'ta Aslan Besasiri isminde bir Türk komutan, Büveyhilere bağlı bir askerdir. Muhtemeldir ki Büveyhi emirlerinin de zayıflığından istifade etmek suretiyle sivrilir ve hem Abbasi halifesini, Sünni Abbasi halifesini, hem de Büveyhi Emirul Ümerasını kendi kontrolü altına alır. Yani fiili bir şekilde Bağdat'ı idare etmeye çalışır. İşte bunun üzerine Abbasi halifesi Kaim bi Emrillah hem Aslan Besasiri'nin tasallutundan hem de uzun dönemdir tasfiye etmeyi düşündüğü Büveyhilerden kurtulmak amacıyla Abbasi halife Tuğrul Bey ile, yani Selçuklular ile irtibata geçmek ister. Çünkü Bağdat tam bir kargaşa merkezi olmuş. Şiilerle Sünniler arasında, Türkler ile Deylemler arasında şiddetli mücadeleler olmuş ve büyük yangınlar çıkmış. İşte bu kargaşa ortamında Abbasi halifesi Tuğrul Bey'e haber gönderir. Bu sırada Tuğrul Bey Azerbaycan'ı ele geçirmiş ve Bağdat sınırlarına dayanmıştır. Hem Aslan Besaseri'nin tasallutundan hem de Üveyhi hakimiyetinden kurtulmak amacıyla halifenin ısrarlı davetleriyle birlikte Tuğrul Bey Ramazan 444 Hicri 447 Aralık 1055 yılında Bağdat'a girer. Son Emevi Büveyhi Emirül Ümerası Melikür Rahim sondur. Onun da herhangi bir etkinliğinden bahsetmek mümkün değil. Kontrol Aslan Besaseri'deydi. O tutuklanır. Ve bununla birlikte 110 yıllık Büveyhi hakimiyeti Abbasi devleti içerisinde bir asırdan fazla süren Büveyhi hakimiyeti sona ermiş olur. Tabi burada sonuç olarak söylemek gerekirse Abbasi tarihinde 110 yıl hüküm süren Büveyhiler Abbasi halifeliği tarihinde farklı bir yönetim tarzı, farklı bir idare şekli benimsemişler. Onlar her ne kadar Şii olsalar da Sünni halifeliği ortadan kaldırmadılar. Kendi siyasetleri gereği bunu gerçekleştirdiler. Gönüllerinden geçen tabii ki Şii bir imamı, yani Hazreti Ali evladından birini imamete, hilafete, yönetime getirmekti.
Fakat onlar Sünni halifeliği devam ettirmiş olmakla birlikte halifeliğe büyük bir darbe vurdular. Halifeyi ve halifeliği itibarsızlaştırdılar. Bunda Şii düşüncelerinin de mutlaka etkinliğinin olduğunu, geçmişe dayanan Sünni idareye düşmanlıklarının etkin olduğunu mutlaka söylememiz gerekir. Öyle ki halife artık onların hakimiyeti döneminde bütün yetkileri elinden alınmış, gerektiğinde cezalandırılan, gerektiğinde maaşı kesilen, gerektiğinde birkaç köyün gelirleriyle geçinmek durumunda kalan, adeta bir memur konumuna indirilmiş ve Büveyhi Hanedanı'nın oyuncağı haline gelmiş bir kişidir halife. O sebeple bu dönem, bu asır, Abbasi halifeliğinin otoritesi ve halifeliğinin kudreti açısından çok hazin bir çağ olarak kayıtlara geçer. Çünkü Büveyhiler döneminde olduğu gibi hiçbir zaman Abbasi halifeleri bu kadar itibarsızlaştırılmış, bu kadar güçsüzleştirilmiş ve bu kadar aşağılanmış tabi yerindeyse değildir. Büveyhiler Şii'ydiler gerçekten. Ancak onların Şiilik siyaseti ikinci plandaydı. Onlar daha ziyade bir ittifak kurmak suretiyle politikalarını gerçekleştirdiler. Belki bu siyasette idealler ile teori ile pratiğin karşı karşıya kaldığındaki pozisyonuna benzer. Yani bunu şunu şöyle diyebilirsiniz. Birbirine zıt olan iki grubun, iki siyasi partinin seçim döneminde veya daha önceki dönemlerde bir araya gelme ihtimali olmayan, işte biri sağ biri sol parti diye düşünün günümüzde, bir araya geldiğinde ortak devleti idare etme pozisyonunda olduklarında ne kadar sıkıntı çektiklerini takdir edersiniz. Çünkü her birinin tabanları seçimden öyle, önce şu şekilde söyledin, bu yaptığın ne? Her ikisini de tabanlarını memnun etmesi mümkün olmaz. Ama siyaset böyle bir rasyonellik de istiyor. Gerçeklikler söz konusu olduğunda ideallerinizin bir kısmını, belki de önemli bir kısmını devre dışı bırakarak daha ortada kararlar alacaksınız. Herhalde Büveyhilerinki bu şekilde izah edilebilir. Yani aşırı Şii düşünceler ile bir kızıl elma olarak Ali evladını hilafete getirme projesini gerçekleştirme konumuna geldiklerinde bundan vazgeçtiler. Onun yerine Sünnilerle birlikte yaşamanın yolunu aramaya çalıştılar. Bu sebeple Bağdat için de, özellikle Bağdat için de ilginç bir tecrübedir. Sünnilerin çoğunlukta olduğu, Şiiler tarafından işgal edilmiş ve Şii bir idare tarafından yönetilen bir Bağdat. Sürekli asıl destekçileri olan Şiilerin taziyeyle, baskısıyla karşı karşıya kalan bir halife ve bunu sağlamaya çalışan bir halife. O nedenle sonuç olarak Büveyhi idarecilerinin realist anlamda, siyasi politik anlamda, konjonktürel anlamda, özellikle parçalanma dönemine girmeden önce başarılı bir idare gerçekleştirdiklerini bu anlamda söylemek herhalde yanlış olmaz. Ama her hanedanın kaderinde olduğu gibi güçlü idarecilerden sonra onların yerini dolduramayan halife imam adaylarının veya emir adaylarının birbirleriyle mücadelesi devletin parçalanma sürecini gündeme getirmiş. Tabii bunda doğuda yükselen güç olan Selçuklu devletinin de etkisini inkar etmemek gerekiyor. İçerideki bu dağılma, bu çürüme, bu çözülme, dışarıdan daha büyük güce karşı ayakta duramama bir araya geldiğinde artık Büveyhi devleti de tarih sahnesinden silinmiştir. Şunu da yeri gelmişken ifade edelim. Büveyhiler Şii devlettir. Ama batıda bulunan Fatımiler ile hep aralarına mesafe koydular. Normal anlamda bir Şii'ye sorarsanız Fatımiler ile onların birleşmeleri gerekir. Hatta
Sünni Abbasi halifesini azlederek Şii Fatimi halifeliğine bağlanmaları gerek. Fakat sanki bunu yapmak yerine aralarında Sünni blokların, Sünni grupların olması için özel gayret sarf etmişler. Çünkü siyaset bunu gerektiriyor. Yani idealler bir tarafa, reel politik bir tarafı olduğunda devlet adamları reel politiği kabul etmişler. İlginç bir bilgi var. Fatimi halifesine tabi olmadılar. Musul'da Fatimiler adına hutbe okuyan Ukayli, bu bir hanedan devleti. Musul bildiğiniz Irak. Şimdi demek ki Şii kanaatleri olan bir idareci Musul'da, Bağdat'a da yakın, Fatimi halifesi adına hutbe okunuyor. Normal bir müvehhidin bundan memnuniyet duyması lazım. Çünkü Şii halife Mısır'daki. Fakat ordu göndermek suretiyle bu valiyi azlederler, uzaklaştırırlar ve Musul'da Sünni halife adına hutbe okunmasını temin ederler. Kim? Şii olan müvehhidler. Neden? Onların politikaları, siyasetleri bunu gerektiriyor. O sebeple Halife Kahir adına hutbe okutulduğunu biliyoruz. Sebeple gerek araştırmacılar için, gerek tarih merakları, gerek Abbasi halifeliğinin serüvenini öğrenmek isteyenler için Büveyhiler dönemi ilginç bir deneyim olarak karşımıza çıkıyor. Artık bundan sonra devletin patronu, hakimi Şii Büveyhilerdi. Yeni durumda onlara tepki olarak da belki gelen Abbasi halifeliği Sünni patronlar, yani Selçuklular olacaktır yeni patronu. Tabi Selçuklular ile Abbasi halifeliğinin çok yakın, çok ilişki içerisinde olduğu, birlikte ortak hareket ettikleri filan aklımıza gelmesin. Önümüzdeki derste de onu göreceğiz. Bu defa da mücadele halife ile Sünni sultanlar. Neden? Çünkü dışarıdan gelen işgalci gözüyle hep değerlendirilecek, görülecektir. İlginç tarafı, Selçuklulardan sonra Harezmşahlar bölgeye hakim olacaklar. Bu defa Abbasi halifesi başlarında bulunan Sünni Müslüman Türk Harezmşahlardan kurtulmak amacıyla Moğolları Bağdat'a davet edecektir. Bu sebeple iktidar mücadelesi aşağı yukarı kurallarını aynı şekilde işletiyor. Önce tabii ki Selçuklular dönemini inşallah, Büyük Selçuklular, onun ardından İran Selçukluları, tabi bunların hepsi Selçuklu sultanlarıdır, Irak Selçukluları dönemi ve bu Selçukluların Abbasi halifeliği ile halifeleriyle alakası, irtibatı, mücadelesi, rekabeti veya dayanışması üzerinde İnşallah duracağız. Önümüzdeki dersin konusu Selçuklu hakimiyetinde Abbasi halifeliği veya Abbasiler olacak. İnşallah önümüzdeki derste görüşmek üzere.